Mr. Ambassador, Mr. Ambassador, my brother Yusuf Cüneyt and esteemed, distinguished guests, I would like to congratulate you, and in the beginning of my words, I would like to present my thanks to my brother Ambassador Yusuf Cüneyt for bringing us together in this precious day. This is the 100th years of Turkish Republic, and we are taking our first steps, new steps towards new century, new Turkey, and Turkey and Turkish century. Me personally, I consider the relation between Turkey and Pakistan as a genetic relation. It's a unique relation, and we cannot find in the international era a similar relation like a relation between Turkey and Pakistan. I say it's a genetic relation because every Turkish child comes to the world with the love of Pakistan genetically in Turkey. And I'm sure that in Pakistan, every Pakistani child comes to the world with the love of Turkey genetically. And that describes our relation. We are working towards a new century as a Turkish people, as a Republic of Turkey. And I'm sure that when we are working towards new century, we will not be alone. Pakistan, as our brother state, as our brother country, will stand us like Himalayas, and will take our steps, common steps, towards the century with their brothers and sisters in Turkey. We are passing through very difficult days as Muslim world, and there are responsibilities for Turkey and Pakistan. I said in many in our gatherings, Turkey and Pakistan, two most important countries of Muslim world. And in order to solve our own problems as Muslims, in order to solve our own problems, in the leadership of Turkey and Pakistan, we have to create Muslim mechanisms for Muslim problems. As Muslims, as Muslim countries, if we cannot solve our own problems, foreigners are coming, intervening our problems, and beside solving it, our problems are deepening. So it is very important to overcome our problems, to solve Palestinian problem, solve Gaza problem. We have to come together, and we have to create our own mechanisms to solve our own problems. After this being speech in English, mainly our guests are Turkish speakers. If you allow me, I would like to speak in Turkish as well with a few words. Sayın Büyükelçim, değerli konuklar, Sayın Büyükelçimize, Sayın Yusuf Cüneyt kardeşime, Türkiye'nin Cumhuriyetimizin 100. yılında bizi burada bir araya getirdiği için öncelikle teşekkürlerimi sunuyorum. Türkiye ile Pakistan arasındaki ilişkiler son derece uluslararası ölçekte işine çok da rastlanan bir ilişki türü değil. Kendimce geliştirdiğim ve bugüne kadar edindiğim tecrübelerden yola çıkarak ortaya koyduğum bir Türkiye-Pakistan ilişkilerine dair tanım var. Bu da Pakistan'la Türkiye arasındaki ilişkiler genetik bir ilişkidir. Nasıl derseniz, bu ülkede, Türkiye'de doğan her bir çocuk dünyaya Pakistan sevgisiyle gelir. Ve Pakistan'da dünyaya gelen her bir çocuk genetik olarak Türkiye sevgisiyle gelir. Bu anlamda ilişkilerimiz tanımlanabilir ve uluslararası ölçekte uluslararası literatürlerle tanımlanacak bir ilişkilerin çok ötesinde. Sayın Büyükelçimiz, Türkiye yüzyılına yeni bir asra ilk adım atarken bizi bugün burada bir araya getirdi.
Ben eminim ki bu yüzyıl olacak ve inşallah aynı zamanda bir İslam yüzyılı olacak. Zor günlerden geçiyoruz. Filistin'de, Gazze'de yaşananları hepimiz oradaki katliamlara ve katliam, holokost, soykırım eşiğini aştıran, o sınırları sorgulatan bir katliama şahitlik yapıyoruz. Bu da aslında bize bir fikir ve düşünce ortaya koyuyor. O da şudur ki, biz eğer Pakistan gibi, Türkiye gibi ülkeler bir araya gelip kendi coğrafyamızın, kendi toplumlarımızın, kendi değerlerimizin problemlerini kendimiz çözemez isek, bu problemler daha da derinleşiyor başkalarının müdahaleleriyle ve maalesef asırlık krizlere dönüşebiliyor. Onun için önümüzdeki süreçlerde Türkiye ve Pakistan'ın liderliğinde İslam dünyasının en önemli iki gücü olan Pakistan ve Türkiye'nin önderliğinde Müslüman mahalle meselelerini çözmek için Müslüman mahalle çözümlerinin üretilmesinin artık vakti gelmiştir. Müslüman mahalle meselelerini, Müslüman mahalle mekanizmaları üreterek çözmez isek maalesef problemlerimiz daha dramatik hale gelebiliyor. Ben bu vesileyle bir kez daha Sayın Büyükelçimizi, Yusuf Cüneyt kardeşimi bizi bu özel günde bir araya getirdiği için tekrar şükranlarımı sunuyorum. Yaşasın Türkiye, yaşasın Pakistan, yaşasın Türkiye-Pakistan dostluğu. Long live Türkiye, long live Pakistan, long live Türkiye-Pakistan friendship brotherhood. Thank you very much.